Bu hafta Relax Motorsports Türkiye'nin en hızlı rally pilotlarıyla beraber Bulgaristan'ın Hebros rallisine çıkartma yapıyor. Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı Belli Rally'sinde hemen hemen tüm şampiyonaların kaderi değişti. Ford hazır kart takımının talihsiz bir mekanik arızadan dolayı yarışı bitirememesi ve Fiat Abarth Motorsports takımının genel klasmanı kazanması Türkiye Rally Şampiyonası'nın tüm kategorilerinde birinciliklerin el değiştirmesine sebep oldu. Pilotlar Şampiyonası'nda Volkan Işık 43,5 puanla lider durumda. Serkan Yazıcı 2., Ercan Kazaz 3. ve Ethem Genim ise 4. sırada yer alıyor. Rally rallisinde hem genel klasmanı hem de Süper 1600'ü kazanan Volkan Işık, Süper 1600 kategorisinde de lider durumda. İkinci sırada Ercan Kazaz, üçüncü sırada Taner Şengezener, dördüncü sırada Burak Çukurova ve beşinci sırada ise Nejat Avcı var. Rallisi sonunda Grup N'de de liderlik değişmedi. Murat Akdilek lider, Celal Gülenhan ikinci, Ender Alkoçlar ise üçüncü sırada. Rally rallisi sonunda Türkiye Şampiyonası'nın en büyük kupasında değişiklikler var. Liderliğe yükselen takım Fiat Abarth Motorsports takımı. Ford hazır kart takımı ikinci sırada yer alırken, Citroen Sport Türkiye takımı ise üçüncü sırada. Bu yıl takımlar elde ettikleri en kötü dereceyi yurt dışından alacakları bir dereceyle değiştirebiliyor. Bu sebeple şampiyonluk yolunda koşan hemen hemen tüm takımlar, geçen hafta sonu Bulgaristan'ın Hebros rallisinde start aldı. Hazır kart ekibinin hedefi Bulgaristan'da genel klasmanı kazanarak Türkiye Rally Şampiyonası'nda lider olmak. Ford hazır kart takımı Hebros rallisine Serkan Yazıcı ve Burak Çukurova ile katıldı. Fiat Abarth Motorsports ekibinin hedefi markalar şampiyonası için önemli puanlar kazanıp liderliğini bırakmamak. Fiat Abarth Motorsports takımı Hebros rallisine Volkan Işık ve Neşet Avcı ile katıldı. Dev Türk ekiplerinin yanı sıra Grup N'de Celal Gülerhan ve Grup A'da da Mehmet Besler Hebros rallisinde start aldı. Hebros rallisi Cuma günü yapılan sembolik starttan sonra Cumartesi hız aldı. Ekipler ilk gün 11 etap üzerinde mücadele etti. Yabancı ekiplerle başlıyoruz. Bir kapı numarasıyla start alan Martin Nagel, Çekoslovak ulusal takım adına yarışıyor. Ve Hebros rallisinde B öncelikle lisans taşıyan tek pilot. 6 kapı numarasıyla yarışan Ilya Tsarski ilk 5 etap. Hep ilk 5 içinde. 4 kapı numarasıyla yarışan tecrübeli Popov kardeşler yarışın favori ekibi. Popov kardeşler daha önce Türkiye rallisinde de start almıştı. Onlar bize yabancı değil. 5 kapı numarasıyla yarışan Zlatkov. Zlatkov ilk 5 etap sonunda 6. sırada. Hebros rallisinin hızlı ve geniş etapları önden çekişli kuvvetli otomobiller için ideal bir parkur. Genç pilot Kurum Doçev 3. sırada. 17 kapı numarasıyla yarışan Nikolay Gançev aynı başarıyı yakalayamıyor. Efsane otomobil Lancia Delta Integral de Bulgaristan'da yarışıyor. Ekip 12. sırada. Şimdi Türk kabilesine dönüyoruz. Serkan Yazıcı ve Ford hazır kart ekibinin hedefi genel klasmanda birincilik. Burada kazanıp Ford'un ve hazır kartın hedeflerini büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Ekip bunun dışındaki hiçbir dereceyle yetinmek istemiyor. Yazıcı ve Okan birinci etap sonunda yarışın liderliğine yükseliyor. Ancak daha sonra yağmur ve sis etaplara bastırınca ekip temkinli gitmeyi tercih ediyor ve yavaşlıyor. Buna ek olarak otomobillerinin sol ön lastiği 5. etapta patlayınca Ford hazır kart takımı bir hayli süre kaybediyor. Serkan ve Can Okan 5. sıraya geriliyor.
Klasik bir Hebros rallisi yaşıyoruz. Benim daha önce yarıştığım çok iyi bildiğim, hatta ilk kere de kazandığım bir yarış ve aynı parkur. Her zaman aynı şey olur. Bir gün yağmur, bir gün kuru. Bazen iki gün yağmur. Bazen bir etap ıslak, bir etap kuru. 5 gündür çocuklar antrenmanları bir damla yağmur görmeden tamamen kuru etaplarda yaptılar. Sabahleyin bir uyandık ki her yer ıslak. Korkunç bir yağmur yağdı sabahleyin. Otomobiller kapalı parka kuru lastiklerle girdiği için ilk etapları kuru lastiklerle geçmek durumunda kaldılar. Buna rağmen Serkan ilk seyirci özel etapında en iyi zamanı yaparak yarışın liderliğine çıktı. Fakat ondan sonraki etaplarda Serkan biraz daha temkinli gitmeyi tercih etti. Çünkü etaplar hakikaten çok zorlu. Korkunç sis var. Bazı kısımlar ıslak, bazı kısımlar kuru. Yerdeki yaprakların üzeri ıslanmış, korkunç kayıyor. Dolayısıyla Serkan kolay kazanacağı bir yarış. Şu anda biraz bekle gör yapıp biraz daha akıllı bir tempoyla gitmeyi tercih ediyor. Havanın açmasıyla beraber Serkan kuvvetli bir atağa başlıyor ve tüm Bulgar ekiplerin adeta üstünden geçiyor. Serkan ve Şanokan 5. etap turunda 5. sıradan 2. sıraya kadar tırmanıyor. Türkiye Pilotlar ve Süper 1600 Şampiyonası'nın lideri Volkan Işık start alıyor. Topaş olarak hedefimiz ikimizin de finish görmesi, Necat'ın da benim. Ve olabildiğince iyi yerde bitirmek istiyoruz. Volkan'ın bu yarıştaki hedefi Süper 1600 sınıfında birincilik ve Markalar Şampiyonası için değerli puanlar kazanmak. İlk etapla beraber 6. sıraya tırmanan Volkan'ın temposu her zamanki gibi çok yüksek. Saat geçtim aynı. Kalmak. 50. Sol geç bir. Hafif vapur. 60. 5. etap turunda Volkan 4. sıraya tırmanıyor. İlk günün etaplarının yokuş yukarı olması Volkan'ın daha yukarıları zorlamasını engelliyor. Feel the power. Bazı yerler ıslak, bazı yerler kuru. Hep ıslığa göre gitmek durumunda kalıyoruz. Gene iyi, gene de zamanlar fena değil ama daha tam istediğimiz gibi oturtamadık yarışı bir türlü. Herkes bir şaşkın ne yapacağını düşünüyor. Necdet Avcı Hebros Rally'sinde Palio Super 1600 ile start alıyor. Yarışın ilk gününde etaplarda bir hayli yağış var. Seyirci özel etabında Necdet'i izliyoruz. Son 5,5 uzun 100. Necat bu etabın sonunda parkuru değerlendiriyor. Sabır, sabır. Hebros Rally'sinin kaliteli ve çok iyi tutan asfaltı yağmurla beraber en kötü asfalt kondisyonlarından daha kaygan. Necat Avcı ve Özden Yılmaz ilk 5 etap sonunda 7. sırada. Şu anda çok memnun değiliz ama daha yarış çok uzun, devam ediyoruz. Burak Çukurova ise ilk defa Bulgaristan'da start alıyor. Bu yıl kendisini çok iyi geliştiren Burak Çukurova, Bulgaristan'a sakin bir tempo ile uyum sağlamaya çalışıyor. Burak ilk etapta kaygan zeminden dolayı çok temkinli ve yavaşlıyor. İlk etap sonunda Çukurova 20. sırada. Ama Burak kesinlikle bununla tatmin olmuyor ve atak yapmaya hazırlanıyor. Şimdi değiştiriyoruz bütün setupları ve kuru ayarlarıyla gidiyoruz. Biraz kumar tabii. İnşallah yağmur yağmaz. Yağarsa durarak gideceğiz, yağmazsa bize çalışır. Göreceğiz, hayırlısı. Celal Gülerhan Hebros Rally'sinde Grup N Honda Civic'le yarışıyor. İlk etaplarda arka iki süspansiyonunda patlatan Gülerhan yavaşlamak zorunda kalıyor. Buna rağmen ekip Grup N sınıfında 4. sırada. Grup N'deki diğer temsilcimiz Mehmet Besler ilk 5 etap sonunda sınıfında 3. sırada. Beşinci etap sonunda durum şöyle. Genel klasmanda Popov kardeşler lider. Serkan Yazıcı onların 49.3 saniye arkasında. Doçe 3. sırada yer alırken Volkan 11 saniye farkla 4. Tsarski 5. Zlatko 6. Necat Avcı 7. Nigel 8. Burak Çukurova ise 9. sırada. Şimdi Türk pilotların sıralamasını görüyoruz. Yasen Popov'u izliyoruz.
Skoda VRC ile yarışan ev sahibi ekibin tek amacı Serkan'ın ataklarına karşı koyabilmek ve liderliği bırakmamak. Popov 6. etaba 49.3 saniyelik farkla başlıyor ama bu ara giderek eriyor. Popov'la konuşuyoruz. Şimdilik birinciyim fakat yazıcı için üzülüyorum. Lastik patlatıp önemli zamanlar yitirdi. Sanırım onun için yarın daha şanslı olacak. Değerlendirme yapmak için çok erken. Yarış daha çok uzun. Така доста голяма разлика има около 50 секунди и предполагам, че трябва да намалим малко темпото, за да запазим тази преднина. Serkan yazıcı Popov'a yanıtını etap dereceleriyle veriyor. Serkan'a az sonra geri döneceğiz. 6 kapı numarasıyla yarışan Tsarski lider gruptan yarışı terk eden ilk ekip oluyor. 5 kapı numarasıyla yarışan Zlatko Volkan'ı yakalamaya çalışıyor ama çabaları yeterli değil. İki çeker Octavia ile yarışan Necat Avcı ile büyük bir mücadele içinde. Serkan Yazıcı ve Can Okan 6. etapta beraber Popov'a yetişmek için hızlanıyor. Ve bu sayede ara kapanıyor. 7. etap sonunda fark 41 saniyeye düşerken, 8. etap sonunda 34.9, etap sonunda 23, daha sonra 14 ve gün sonunda fark 11.2 saniyeye kadar azalıyor. Sis vardı, hem de yağmur vardı. Risk almak istemedim ben. Çünkü kayba tahammül etmek istemiyoruz. Dolayısıyla sonradan havanın açmasıyla biz de daha emniyetli, daha hızlı gitmeye başladık. Şu an ara 44 saniyeden 10 saniyeye kadar indi. Yarın inşallah o farkı da kapatıp öne geçmek istiyoruz. Volkan Işık günün geri kalan 6 etabında atak yaparak 3. sırayı zorluyor. Ancak daha güçlü otomobiller için avantaj sağlayan yokuş yukarı etaplar Volkan'ın yukarıya tırmanmasını engelliyor. Günün son iki etabında Volkan sakin ve pozisyonunu koruma kararı alıyor. 70. Hedeflediğimiz gibi gidiyoruz. Problem yok. Biraz daha iyisini aramak istedik. Ancak tırmanma etaplarında ve çok uzun düzlükler olan etaplarda işimiz daha zor. Necat Avcı'nın otomobilindeyiz. Ve günün ilk etaplarındaki koşulların ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ağır sisten dolayı görüş mesafesi 20 metreye kadar düşüyor. Sol 5.5 iç 30. Bu hava koşullarından dolayı temkinli gitmeyi tercih eden Avcı, daha sonra havanın açılmasıyla beraber hızlanıyor. Martin arasındaki farkın 2.9 saniye kadar inmesini sağlıyor. Necat altıncılık için yoğun bir mücadelenin içinde. Çok kötü zamanlar yaptık. Ama gene de yani çok kötü değil, daha çok uzun yarış. Onun için böyle ufak şeylere fazla takılmamak lazım ama arayı da çok açmamak lazım. Burak Çukurova müthiş bir tırmanışa geçiyor. Ford hazır kart pilotu 20. sıradan 9. sıraya tırmandıktan sonra günün geri kalan etaplarında 8. sıraya çıkmayı başarıyor. Kuru ayarlara geçmek ekip için doğru bir seçim oluyor. Gün sonunda herhalde şu anda 7.'yiz. Yarın inşallah daha iyi yerlerde olacağız. Daha atak yarışacağız yarın. İnşallah güzel bir gün olacak. Hayırlısı da bitirmek istiyoruz. Celal Gülerhan yeni otomobili üzerinde farklı testler gerçekleştiriyor. Celal Gülerhan da tırmanmada gün sonunda 14. sıraya yükseliyor. Yarın iki tane yokuş aşağı çok hızlı etap var. O etaplarda şansımızı deneyeceğiz. Ama yarış bu, hiç belli olmaz. Bizim başımıza da bir şey gelebilir. Onların başına da bir şey gelebilir. Yarışı bitirmek istiyoruz biz. Günün en üzücü haberi Mehmet Besler'den geliyor. Günün en uzun etabında ekip yarışa veda etmek zorunda kalıyor. 22 kilometrelik etapta bir zıplama gibi bir yer vardı. Orada biraz zıpladık. Diferansiyelin kilidi kırıldı. Sonra sağa çektik, kaldık. Yarış bizim için bitti. Hızlı etaplarıyla Hebros Rally'si birinci gün sürprizlerle doluydu. Sonunda pozisyonlar şöyle. Popov kardeşler lider. Serkan 11 saniye farkla ikinci sırada. Tonçay 3. Volkan Işık 4. Martin 5. Necat Avcı 6. Burak Çukurova 7. Yanakiyev 8. ve Apostolovsa 9. sırada yer alıyor. Türk pilotlarının genel klasmandaki pozisyonları ise şöyle.
İkinci gün hava sıcak ve asfalt kuru. Türk takımları için koşullar ideal. Ekipler ikinci gün toplam uzunluğu 131.46 km olan 10 özel etapta mücadele etti. Birinci günün en büyük sürprizlerinden biri ise genel klasmanda 5. sırada yarışan Zlatkov'un diskalifiye olmasıydı. Popov kardeşler ikinci güne lider olarak başlıyor ama üstlerinde büyük bir baskı var. Popov liderliğini tutmakta zorlanıyor. 13. etap sonunda fark 2.9 saniyeye kadar düşüyor. Popov durumu değerlendiriyor. Ben iyiyim fakat zamanlarımız iyi değil. Serkan artık bizi geçti. O sürekli iyi zamanlar yapıyor. Sanıyorum yarışı o kazanacak. Kurum Donçay 3. sırada ve önündeki mücadeleye seyirci. Liderle arayı kapatması imkansız. Fark 2 dakikanın üzerine çıktı. Çekoslovak milli takımının pilotu Martin Nagel, Nejat Avcı ile büyük bir çekişme içinde. Her iki pilotu da saniyeler ayırıyor. Citroen Spor Türkiye tarafından yarıştırılan Georgi Yanakiev genel klasmanda 8. sırada. Ve Türk ekipleri. Serkan ikinci güne atak yaparak başlıyor ve 14. etapta liderliğe yükselmeyi başarıyor. Şu anda 13. etaptayız ve Serkan atak yaparken beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Kısa bir süre için yoldan çıkan ekip 3 saniye kaybediyor. Otomobilin içinde ekip çok sakin ve çok profesyonel. Dün de söylediğimiz gibi bugün maksimum atak gidecektik zaten. Sabahtan o şekilde başladık. Bugünün ikinci bu etapta bizi sadece 3 saniye geçebildi Popov. Şu anda zannediyorum 5,5 saniye ile bu farkı açtıktan sonra belirleyeceğiz. Serkan Işık güne genel klasmanda 4. ve Süper 1600 sınıfında ise 1. sırada başlıyor. Ancak günün ilk etapları ekip için kolay geçmiyor. Otomobilin içine benzin sızınca ekip hafif bir zehirlenme yaşıyor. Ve daha sonra da şanzıman kulaklarından birisi kopunca yavaşlamak zorunda kalıyor. 25, solu hafif. 30. Sol dıştan 15, sol bir minus, 100. Bu olumsuz gelişmelere rağmen Volkan 4. pozisyonunu rahatlıkla koruyor. Geçişten yüksek bir tempomuz bayağı abi. Süper 1600'de birinciyiz. Bizim için gerçek hedef zaten Süper 1600'dü. Nejat Avcı ise Volkan kadar rahat değil. Ekip Martin Nagel'la mücadelesine devam ediyor. Nejat ikinci güne rakibinin 2.9 saniye arkasında başlıyor. Sağ 4.20. Tepe sağdan 20. Sol 4 iç kavşak 30. Çok fazla risk almadan belli bir tempoda gidiyoruz. Çünkü hata yapmamamız lazım. Amacımız farklı. Martin pozisyonunu kaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Ama Nejat Avcı çok istekli. Bir pozisyon daha yukarı tırmanmak markalar şampiyonasında önemli puanlar elde edilmesini sağlayacak. Nejat baskılarını sürdürüyor ve 14. etapta Martin'i 10 saniye geçerek önüne geçmeyi başarıyor. Artık Nejat Martin'in önünde ve genel klasmanda 5. sırada. Burak Çukurova Nejat'ın mücadelesinin yaklaşık 1,5 dakika arkasında. Burak'ın önü ve arkası artık açıldığı için pozisyonuyla yetinmek zorunda kalıyor. Başarılı bir yarış çıkaran Burak Çukurova 20. sıraya kadar gerilediği yarışı genel klasmanda 7. sırada tamamlamayı başarıyor. Celal Gülerhan ikinci gün yarışa hızlı başlıyor. Ancak 13. etapta yoldan çıkınca yarışa veda etmek zorunda kalıyor. Popov kardeşlere dönüyoruz. Serkan'ın kendilerini geçmesiyle beraber Popovların temposunun düştüğü gözleniyor.
İnişe ulaşabildiğimiz için seviniyoruz. İkinci olmamıza rağmen gerek yazıcı, gerekse Doncev'le iyi bir mücadele verdik. Keşke birinci olabilseydik. Genç Bulgar pilot Doncev çok iyi bir yarış çıkararak genel klasmanda üçüncü oluyor. Doncev çok tecrübeli bir popilot olan Monolov'la yarışıyor. Hebros zor bir yarış. Bu yüzden finish görmek ve üçüncü olmak sevindirici. Serkan gerçekten çok hızlı ve deneyimli bir pilot. Önümüzdeki iki pilot ve otomobilleriyle çok hızlıydı. Onları yakalamaya çalıştık ama başarılı olamadık. Diğer yabancı pilotlar da Doncev gibi zorlandı. Martin, Nejat Avcı'nın arkasında kalırken birçok ekip yarışı tamamlayamadı. Şimdi Türk ekiplerine dönüyoruz. Ford Hazır Kart Rally ekibi Hebros Rally'sinde hedeflerine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Serkan Yazıcı gerilere düştüğü yarışta istikrarlı ve hızlı temposuyla liderliğe tırmanmayı başardı. İnşallah bu bir başlangıç olur bizim için. Bundan sonra yurt dışı yarışları daha fazlalaşır. Biz de kendimizi gösterme fırsatı buluruz. Hem bunda hem bunun gibi önemli ve daha da önemli yarışlarda. Tek amacımız o. Bugüne kadar yapılan bütün yatırımları Türkiye'ye geri döndürebilmek. Neticede bugün Bulgaristan'da şu an birçok insan bizi konuşuyor. Akşam televizyonlar bizi gösterecek. Bu bizim ülkemiz için çok gurur verici. Aynı zamanda sponsorlarımız için de çok gurur verici. Bunu devamlı getirmek istiyoruz. Hazırız buna. Burak Çukurova'da ne kadar olgun bir pilot olduğunu Bulgaristan'da kanıtladı. 20. sıradan 7. sıraya kadar tırmanan ekip hem önemli bir başarıya imza attı hem de ilk yurt dışı yarışlarını bitirmeyi başardı. Bütün gün boyunca ayar yapmaya çalıştık. Sonunda bir yere getirdik ama hep bir ayar problemimiz oldu. O yüzden de 7. bitirdik. Başladığımız gibi bitirdik. Öne çıkamadık ama bir dahaki yarışlarda inşallah Türk rakiplerimizin önünde Türkiye'de olmak istiyoruz. Sorunsuz bizim için güzel bir tecrübe oldu. İlk yarışımızdı. İnşallah diğerlerine de nasip olur. Güzeldi bizim için. Fiat Abarth Motorsports takımı da Hebros Rally'sini başarıyla tamamlıyor. Volkan Işık genel klasmanda 4. sırada yer alırken Nejat Avcı ise 5. oluyor. Her iki pilotun da yarışı tamamlaması ve yarış içinde kendilerinden çok daha kuvvetli otomobillerin önünde yer almaları takımın ne kadar hızlı olduğunun bir kanıtı. Biz bir takımız. Hep beraber başardık bunu. Ve bütün takıma, bütün Tofaş takıma, Fiat Abarth Motorsport'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız hep beraber inşallah. Hebros Rally'sinin sonuçları şöyle. Serkan Yazıcı 1. Popov 2. Doncev 3. Volkan Işık 4. Nejat Avcı 5. Martin Najl 6. Burak Çukurova 7. Yanakiyev 8. ve Nikolsa 9. Pilotların elde ettikleri dereceleri ekrandan izliyoruz. Gelecek hafta Rotary Kulübü ile Tonsfet arasında gerçekleştirilen işbirliğini izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Adet 2 son 2.